Tanrı bizzat sende yaşamak istiyor ve seninle muazzam işler yapmak istiyor. Kendi sözünü seninle yaymak istiyor. Bu yüzden popüler vaaz, dünya mülkiyetinde ferahlama gibi çok muazzam vaazler dinlesen de bunların ruhsal anlamda hiçbir anlamı ve ifadesi yoktur. Selamlar sevgili dostlar, kanal hayat ekranlarından hepinize sevgiler sunuyoruz. Rabbimiz sizleri bol bol bereketlesin. Bugünkü konumuz yeni dönem din önderleri. Bu çok önemli çünkü özellikle de bu dijital ortamın daha çok yaygınlaştığı, artık popüler bir vaaz ve beğenilme hevesinde yani her videonun altına tıklama rekoru kıran vaazlar Beğenilse de, beğenilmese de en fazla dinlenen insanlar oluyor. Bu çok önemli son bir süreci beraberinde taşıdığı için... Ben eskiden vazler dinlerken... Verdikleri vaazların içindeki ifadeler... Tövbe gibi, korku gibi, çekinmek gibi, saygı gibi... Böyle yüce durumların yerine artık moral vaazlar, artık herkes mümkün olduğu kadar karşıdaki kişinin moralini ayakta tutabilmek için öde, özellikle de maddesel bereketler üzerinde daha çok e, vaaz vererek ilgi odağı olma durumunda. Kutsal yazılarda ise bize daha çok farklı bir biçimde Tanrı'nın bizden isteklerini ifade eder. Yeni dönem vaiz vaazlerde dikkat edin. Artık herkes kendisini aracı ilan eder. Yani Tanrı şöyle söylüyor yerine artık sözler değişmiştir. Tanrı bana dedi ki onlara söyle merak etmesinler. Her şey iyi olacak. <laughs> evet. Yeni dönem vaazlerin içerisindeki içerik bu. Merak etmesinler. Bana söyledi. Siz merak etmeyin. Oysa kutsal kitapta İncil'de bize daha farklı ifadeler sunar. Özellikle de tövbe ile ilgili 2. Timoteo 3. bölüm 16. ayette şu yazıları okuruz. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. E, Romalılar 16. bölümde bir ayet var. Hemen oraya bakalım. 16. ayet ve 16. bölüm 18. ayette de şunları okuruz: Böyle kişiler Rabbimiz Mesih'e değil de kendi midelerine kulluk ediyorlar. Saf kişilerin yüreklerini kulağı okşayan tatlı sözlerle aldatıyorlar. Evet, çok ilginç. Kulağı okşayan sözler. Kutsal yazılar bize insan doğasının günahlı olduğunu söyler. Ama son zaman vaizleri daha çok, daha iyi modeller sunarak kendilerine göre, görsel modeller maddi modeller sunarak ve hatta e, derin açılardan duygusal modeller sunarak Tanrı sözünden sizi yavaş yavaş ayırmaya başlarlar. Kutsal yazılardan 2. Timoteos 4. bölüm 3. ayette der ki, Çünkü öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye katlanamayacaklar kulaklarını okşayan sözler duymak için çevrelerini kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. Kulaklarını gerçeğe tıkayıp masallara sapacaklar. Ama sen her durumda ayık ol, sıkıntıya göğüs ger, müjdeci olarak işini yap, görevini tamamla. Değerli kardeşim, dinsel açılardan her insanın muhakkak tabii ki morale ihtiyacı vardır. Ya da bir vaizde gerçekten mümkün olduğu kadar insanın içerisinde onu yapılandırmak gibi bir istek olabilir. Ancak gel gelelim. Eğer bu vaazler kutsal yazılara uygun olarak ifade edilmezse bir kişi seninle Tanrı arasında model ve aracı olur. Ve bu kişi sana Rabbin sözlerini aktarırken kendi sözleriymiş gibi kendisini yücelterek sana anlatır ve böylelikle bunun ruhsal bir tarafı olmaz. Bunun sadece görsel ve kulağa hoş gelen sesler olduğunu görüyoruz. Kutsal yazılar insanların tanrısızlıktan dolayı büyük felaketlere, acılara maruz kaldığını söyler. Hatta tanrısızlıktan ötürü insanların artık farklı arayışlar içerisine girebileceğini de bize göstermiştir. Yani tanrı bizden onun sözlerine uygun kutsal bir yaşam sürmemizi arzu eder. Ancak gel gelelim ki bu yeni model e, vaazlar kendilerini aracı edip sizin maddesel ihtiyaçlarınız üzerinde daha çok yoğunlaştıkça eminim hepinizin ilgisini çekecektir. Bu yüzden Rabbimiz İsa Mesih İsrail topraklarında yeryüzüne geldiği zaman yasaları ve buyrukları sözde kendi denetimleri altına almış ve halkı bu yönde ezen insanlar için çok farklı kelimeler kullandığını görüyoruz. Körlerin kör kılavuzu. Ama Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi yaptıkları eylemlerle ve söyledikleri sözde ve içtenliğiyle ve samimiyeti ve sevgisiyle milyonları kendine çekiyor. Ve bugün halen milyarlarca insan onun adına iman ederek sonsuz yaşama sahip olduklarına güvenle iman ederek sarılıyorlar. Ancak aldatıcı birçok yalancının dünyanın her tarafına dağıldığını görüyoruz. Çeşitli gruplar ve bu çeşitli grupların kendi modellerine sunduğu vaizler ve bu vaizler adeta bir şov havasında nasıl da kendilerini pazarlayabiliyorlar. Tanrıdan size selam getirdim. Onlara söyle merak etmesinler. Her şey iyi olacak. Ancak görüyoruz ki günümüzde hiçbir şey iyiye doğru gitmiyor. Yaşamımız halen kaos içerisinde. İç dünyamızdaki istenilen temizlik henüz gerçekleşmemiş. Dışa da yansımadığına göre burada bir eksiklik var. Belki sizi bir anlamda motorize edebilir. Belki bir anlık bir size bir heves, bir duygu verebilir ama başınızı yastığa koyduğunuzda kendinizi yalnız hissedeceksiniz. Bu yüzden İsa Mesih bize farklı söylüyor. Onun söylediği sözlere itaat ettiğimizde, yani onun İnciline, kutsal kitabına sarıldığımız zaman İsa'nın sevgisini ve İsa'nın sözlerinin ruhsal olarak içimizde yapmış olduğu eylemleri fark ettiğimizde nasıl da içimizde mesihsel sevinç olacaktır. Huşu ile Tanrı'ya tapacak ve onu yücelteceğiz. Bu yüzden Matta 23. bölüm 16. ayette der ki, Vay halinize kör kılavuzlar. Diyorsunuz ki tapınak üzerine ant içenin andı sayılmaz ama tapınaktaki altın üzerine ant içen andını yerine getirmek zorundadır. Görüyor musunuz o dönemde ferisiler bile koca tapınak üzerine ant içeceklerine antın içindeki değerli madde yani tapınak içindeki değerli maddenin üzerine ant içiyor. Ve İsa diyor ki budalalar körler hangisi daha önemli? Altını kutsal kılan tapınak mı? Yine diyorsunuz ki sunak üzerine ant içenin andı sayılmaz ama sunaktaki adağın üzerine ant içen andını yerine getirmek zorundadır. Ey körler hangisi daha önemli? Adak mı? Adağı kutsal kılan sunak mı? Evet, ada kutsal kılan sunak mı? İşte böylelikle kutsal kitaptaki İsa'nın söylediği bu sözlerde çok önemli, derin ifadeler yatmaktadır. Yuhanna 14. bölüm 23. ayete bakacağız ama bu ayete bakarken çok dikkatli olmamız gereken bir şey var. Çünkü çok önemli. İnsanlar genelde Tanrı'yla sizler arasında aracı olabilmek için kendilerini sunarlar. Ancak Gerçek Hristiyan vaiz adamları, vaiz insanları ise bize bunun tam yerine bize Mesih'i sunarlar. Mesih'i anlatırlar. Mesih'in öğrettiklerini anlatırlar. Yuhanna 14. bölüm 23'te bakalım Rabbimiz İsa Mesih ne söylüyor? İsa onlara şu karşılığını verdi. Beni seven sözümü sözüme uyar. Babam da onu sever. Biz de ona gelir. Onunla birlikte yaşarız evet biz de gelir onunla birlikte beraber yaşarız. Demek ki İsa Mesih'e Tanrı'ya iman eden her adamın Mesih'ten başka bir aracıya ihtiyacı yoktur. Belki teselli sözleri için, belki duygularımızı paylaşabilmemiz için Mesih'e ait olan her insanda peygamberlik ruhunun özü vardır. O da Mesih'e tanıklık ve İsa Mesih'in kutsal ruhudur. İşte öz odur. Ona sarıldığımız andan itibaren artık bu popüler son model vaiz ve özellikle de <laughs> lüks yaşayan bu vaizlerden kaçınmamız gerektiğini kutsal kitap bize öğretiyor. İki gömleği olan birine olmayanı versin diyenler bu söze itaat edenlerdir. Bu yüzden değerli kardeşlerim, İncil'in bizi bu konuda uyarmasının arkasındaki en büyük temel maksatlardan bir tanesi, gerçeği bilerek gerçekte yaşamanın ve kutsal ruhun istediği yönde yürüyebilmenin koşullarını yaratmaktır. Bunu bize İncil ve onu bizim yüreklerimizde şekillendiren kutsal ruhun bizzat kendisidir. 1. Timoteus 2. ayet ve 5. bölümde Burada güzel bir e, ayet okuyacağız tekrar. Kutsal yazıların tümü Tanrının esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. Değerli kardeşim, Tanrı bizzat sende yaşamak istiyor ve seninle muazzam işler yapmak istiyor kendi sözünü seninle yaymak istiyor. Bu yüzden popüler vaaz, dünya mülkiyetinde ferahlama gibi çok muazzam vaazler dinlesen de bunların ruhsal anlamda hiçbir anlamı ve ifadesi yoktur. Ama sizi Mesih'te zaferle yürüten Tanrı sözünün kutsal yazılar uyarınca kutsal ruhun esin esinlemesiyle peygamberlik ruhunun sizde olan ve sizde teşkil olan gücüyle sonsuz yaşam yolunda muazzam işleri Tanrı'nın sizde yaptıklarını göreceksiniz. Rab sizi seviyor. Bu yüzden değerli kardeşlerim, Mesih'te yürüyün, kutsal ruhla yaşayın ve onun sözünden ayrılmayın. Rab sizleri bol bol bereketlesin.